şampiyon adayları boks içinde. Beyaz bayrakta kalktı, start verildi ve Türk Açılığı'nın derbisi olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk Açılığı'nın derbisi olan Gazi koşusunun 95.'si başladı. Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 95. Gazi koşusu 26 Haziran'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 3 numaralı Burgas hakim oluyor. 95. Gazi koşusunu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgaz isimli atla jokey Ahmet Çelik kazandı. Şampiyonluğa Ahmet Çelik'le start alan Sayın Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu 3 numaralı Burgaz ulaştı. Matador lakaplı Ahmet Çelik bu yarışı üst üste 7. kez kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza attı. İlk 5. yılda biz şey yaptık, Guinness'ler rekoruna başvuru yapacaktık. İşlemler yapmaya başladık. Sonra aklımıza geldi ki sene bir daha kazanırsak, kendi rekorumuzu kırarsak nasıl olur? Bir daha mı olacak diye biz durdurduk onu. 5, 6, 7 hala şey yapan bir türlü Guinness'ler rekoruna başvuramıyoruz. Çünkü kazanma devam ettiği için. Çelik, Gazi koşusunun at yarışının derbisi olduğunu ve bütün jokeyler adına ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Onurlu bir yarış. Mustafa Kemal adına düzenlenen, atamız Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu yarış, katılmak büyük bir şerefken 7 sefer üst üste kazanıp onuru olduk gerçekten. Bu benim için çok önemlidir. Çünkü bu yarışçılığın en büyük derbisi. Çelik, Gazi koşusuna nasıl hazırlandığını anlattı. İş biraz heyecan işidir. Çok fazla enerji olduğun zaman da hata yapmaya meyil olur. Çünkü biraz sabır istiyor, saliselerle mücadele ediyorsun. Bir salise bile ikinci olduğun zaman Gazi kaybediyor bir burun farkıyla bile. Ben biraz daha sakin ve rutin yani şey yapıyorum. Kafkas Bey 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda red lock var. Jokey Çelik rekor kazandığı Burgaz isimli atın kendisini mahcup etmedi. Belirtti. 8 yarış falan koşmuş. 2 tane mağlubiyeti var. 3 tane hatta. 6 tanesini ben katıldığım bütün yarışları kazandı. Benle hiç geçilmemiş. Çünkü o ne istediğini o atın yarış içerisinde hani neyden hoşlanıyor, neyden hoşlanmadığı konusunda çok hakimim ata. 7. birinciliğini aldı. Merhum Ekrem Kurt ve Kazım Yıldız'ın rakamına ulaştı. Çelik koşu esnasında son düzlükte açık ara farkta neler hissettiğini anlattı. Bir atı başta sıkıştırırsanız sonunu getiremez. Çelik jokey olmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Bizim Suruç yöresinin %75-80'i hepsi atçı. Ben de 13-14 yaşlarından beri hep atçı olduğu için ben sadece atlara binmek istiyordum. Hani binek için. Yarış atları biraz daha huysuz oluyor. Yani tayken daha yeni eğitim döneminde. Çünkü atları aldıkları zaman bir de eğitim süreci var. Eğitiyorlar, ondan sonra yarışlara katılıyorlar. Babam da o zaman bir at almıştı. Bir gün ben üzerine binmek istedim. Hani ben de binip turlamak istiyorum gibisinde. At bindim. Hatta bir sirkelemişti kendini. Tabii ki normal diğer atlara benzemiyorlar bu atlar. Daha heybetli, daha boylu. Ben bayağı bir korkmuştum ama hiç yansıtmadım. Direğimi atıyordu, hiç kıpırdamadım. Atı bir de yürüttüm. O günden sonra jokey olmak istedim. 95. Gazi koşusunu 3 numaralı Burgaz koşuyu üst üste 7. kez bu kupayı kaldıran jokeyi Ahmet Çelik'le kazandı.